arkası yarın. Cinayeti gören kadın. 5. bölüm. Yapım yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Johanna Wayne. Uygulayan Tayfun Türkeli. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Lindsay, festival için geldiği Los Angeles'ta bir cinayete tanık olur. Kız arkadaşlarıyla birlikte festival arabasının üzerindeyken evin birinde asker giysili bir adamın genç bir kızı bıçaklayarak öldürdüğünü görür. Olaya cinayet masası dedektifi Graham el koyar ve yanına Lindsay'i alarak cinayetin işlendiği eve gider. Ev, Los Angeles'ın en zengin ailelerinden LeBlanc'lara aittir. Dedektif Graham, cinayet soruşturması için gittiği evde aynı zamanda mücevher hırsızlığı yapıldığını da öğrenir. Eve giren birisi Bayan LeBlanc'ın gizli kasasını açarak yarım milyon dolar değerinde mücevher çalmıştır. Şimdi dedektif hem hırsızlık hem de cinayet soruşturması yapmaktadır. Ancak katil gerisinde bir şahit olduğunu öğrenmiştir ve bu yüzden şahide gözdağı vermek için olay gecesi festival arabasında bulunan Lindsay'in kız arkadaşlarını öldürmeye karar verir. İlk olarak Daniela'yı öldürür. Ardından da Gracie Anne'i bıçaklayarak ağır yaralar. Lindsay, katilin diğer kızları da öldürmesine engel olmak için çevreye gerçek şahidin kendisi olduğunu yayar. Amacı cinayetin işlendiği eve saklanıp katilin kendisini bulmasını sağlamak ve o sırada bahçede pusuya yatan dedektif Graham'a yakalatmaktır. Lindsay evde katili beklerken bayan Ruby'nin küçük oğlu Goran'dan katilin ağabeyi Jerome olduğunu öğrenir ve durumu hemen dedektif Graham'a bildirir. Polisler Jerome'yi yakalamak için ararken Lindsay de evde katilin gelip kendisini yakalamasını beklemektedir. Çok geçmeden kapısı çalınır ve Jerome içeri girerek bıçak zoruyla Lindsay'i bahçeye çıkartır. Tam bu sırada evin yeğeni Bay Thomas elinde tabancayla ortaya çıkarak Jerome'yi öldürür ve Lindsay'i tekrar eve sokar. Girin içeri. Burada daha emniyetli olursun. İyi ama kapıyı neden kilitledin ki Thomas? Sanırım bu yağmurda yeniden dışarıya çıkmak istemezsin, öyle değil mi? Hayır, neden isteyeyim ki? Umarım burada benimle yalnız kalmaktan korkmuyorsundur güzelim. Hayır, neden korkayım ki? Hem sen beni katilden kurtardın. Ayrıca bölgede sürekli dolaşan iki tane polis arabası var. Onlar belirli aralıklarla Rooster'la temas kuruyorlar. Ya, öyle mi? Evet. Galiba birazdan Rooster da buraya yanımıza gelir. Senin yerinde olsam buna güvenmezdim Lindsay. Neden? Çünkü Rooster ışıklar sönünce seni bulmak için buraya gelirken birden benimle karşılaştı. Anlayamadım. Yoksa Rooster'a bir şey mi oldu? Öldü diyebiliriz. Başına şiddetli bir tabanca kabzası indirdim. Ama eğer kafası kalınsa yaşıyor da olabilir tabii. Hem sen Rooster'ı bırak da kendinle ilgilen tatlım. Ne? Ne demek istiyorsun? Anlayamıyorum. Thomas, Roxy ile Daniela'yı Jerome öldürmüştü. Ama katil o değil miydi? Az önce de beni o katilden sen kurtardın ve hayatını tehlikeye attın. Aman Allah'ım, yoksa gerçek katil sen misin? Sen kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi? Festival gecesi burada işlenen cinayeti yalnız sen değil, ben de gördüm küçük hanım. O zaman katilin Jerome olduğunu biliyorsun. Evet, biliyorum tabii. Çünkü cinayeti gördüm. Dur bir dakika. Cinayeti nasıl görebilirsin ki? O gece havaalanından doğruca partiye gittiğini söylemiştin. Hayır. Önce buraya gelip üstümü değiştirmeyi düşündüm. Tam eve girecektim ki bana ait olan bu odada bir ışık gördüm.
ve odamdakilerin kim olduğunu görmek için iyice yaklaştım. Ve Jerome Roxy'yi öldürürken durup seyrettin, öyle mi? Neden yaptın bunu Thomas? Neden engel olmadın bu cinayete? O sırada Roxy ile Jerome tartışıyorlardı. Ne tartışıyorlardı? Ne olacak yengemin mücevherlerini? Bu hırsızlığı Jerome planlamış. Garo'nun Roxy'ye aşık olduğunu bildiği için. Kıza Garo'nu kandırarak evin anahtarlarını almasını söylemiş. Garo da Roxy'nin dediğini yapıp annesinin çantasından anahtarı çalarak eve girmişler. O gece kız Garo'dan gizli geçitlerin yerini öğrenmiş. Sonra da kasayı açtırıp çaktırmadan mücevherleri çalmış. Ama bunları Jerome'ye kaptırmamak için saklambaç oynamak bahanesiyle benim dairemdeki gizli bir geçite saklamış. Şimdi her şeyi anlıyorum. Jerome o gece Roxy'yi eve getirerek kıza mücevherleri sakladığı yeri sordu. Ama kız da söylemek istemeyince... Aynen anlattığın gibi güzelim. Jerome kendini kaybedip Roxy'yi bıçaklayarak öldürdü. Peki ya ceset? Onu neden bu evde sakladı Jerome? Çünkü o gece festival yüzünden sokaklar öylesine kalabalıktı ki Jerome'nin cesedi alıp götürmesi imkansızdı. Çaresiz bu odadaki gizli geçide sakladı. Hadise bundan ibaret. Peki sen bu cinayete şahit olmana rağmen neden sustun? Neden polise her şeyi anlatmadın? Neden anlatayım ki? Benim derdim Jerome ya da öldürdüğü o kız değil. Ben o yarım milyon değerindeki mücevherlerin peşindeydim. Ne? İyi ama mücevherler Kete yengenin değil miydi? Ne fark eder ki? Aslında LeBlanche'ların servetinin yarısının benim olması gerekirdi. Neden? Babam ben çok küçükken ölmüş. LeBlanche'lar da bundan istifade ederek babamın payının üzerine yatmışlar. Ben büyüdüğüm zaman da bana burada bir daire tahsis edip her ay cep harçlığı vererek işi örtbas etmeye çalıştılar. Şimdi o mücevherleri neden istediğimi anlıyor musun güzelim? Peki mücevherlerin bulunduğu yeri biliyor musun? Elbette. Sağ olsun Jerome bana yerini söyledi. Herhalde yerini ona şantaj yaparak öğrendin değil mi? Evet öyle oldu. Ayrıca mücevherleri sattıktan sonra parayı yarı yarıya paylaşacağımızı söyledim. Peki Daniela'nın ölümünden kim sorumlu? O kızın ölümünü ben planladım. Jerome de arabasıyla ezerek öldürdü. Öteki kız arkadaşına gelince... neydi adı? Grace Anne. Ha evet. Grace Anne'in ölümünü de ben planladım. Ancak Jerome cesaretini yitirince kızı ben bıçaklamak zorunda kaldım. Peki arkadaşlarımdan ne istedin? Neden öldürdün onları? Cinayetin ortaya çıkmasını istemiyordum tabii. Hanginizin şahit olduğunu da bilmiyordum. Bu yüzden o gece festival arabasında kim varsa tek tek hepsini öldürmeye başladın değil mi? Daniella'yı Jerome öldürdü. Ben sadece Grace Anne'i öldürdüm. Yanılıyorsun Thomas. Grace Anne ölmedi. O zavallıyı 18 yerinden bıçaklamışsın. Ama yine de öldürememişsin. Şu anda hastanede. Ve dedektif Graham'e kendisini bıçaklayanla ilgili ifade veriyor. Fark etmez. Grace Anne nasıl olsa benim kim olduğumu bilmiyor. Ama öğrenecek. Grace Anne ressamdır ve yüzleri çok iyi tarif eder. Sabah olmadan Graham'sinin katil olduğunu öğrenecektir. Olabilir. Ama o beni yakalayamadan ben mücevherlerle birlikte yurt dışına kaçmış olacağım. Peki anlayamadığım bir şey var. Roxy sen öldürmediğine göre neden Jerome'nin yakalanmasını istemedin? Çünkü mücevherleri ele geçirmeden yakalansaydı Jerome polise her şeyi anlatırdı. Bu yüzden onun yakalanmasına izin veremezdim. Yakalanırsa beni de ele verecek ve kendisiyle birlikte hapse attıracaktı. Ama mücevherleri bulduktan sonra korkmana gerek kalmayacaktı değil mi? Çünkü Jerome'yi de öldürmeyi planlamıştın. Doğru. Ama onu burada öldürmeyi düşünüyordum. Planımıza göre ben bahçedeki dedektifin icabına bakarken Jerome de seni gözleyecekti. Ama o budala bunu yapacağına seni kaçmana yardım etti. Demek Jerome'nin niyeti beni senden kurtarmaktı. Evet. Soracağın başka bir soru var mı? Var. Jerome Roxy'nin cesedini neden başka bir yere götürmedi de senin odana bıraktı? Ve neden Roxy'nin kanlı elbisesini benim arabama koydurdu? Jerome korkağın tekiydi. Zaten Roxy'yi de bir öfke anında öldürmüştü. Ben geride şahit bırakmamak için bütün kızların öldürülmesini istediğim zaman korktu. Ve aklı sıra beni durdurmak için polisin benden şüphelenmesini istedi. Ama aşaramadı tabii. Hadi güzel kız, şimdi düş önüme bakalım.
Nereye götürüyorsun beni? Mücevherlerin saklı olduğu gizli geçide. Madem yerini biliyorsun, neden beni götürüyorsun? Kendin niye almıyorsun? Ne yazık ki o geçit çok dar ve mücevherler de geçidin en sonunda. Oraya ancak senin gibi ince bir kız girebilir. Tamam. Tamam, dur burada. Ben gizli geçit göremiyorum. Şimdi görürsün. Şu duvardaki tabloyu indir bakayım. Bak, şu duvardaki düğmeyi görüyor musun? Evet. Şimdi bas o düğmeye. Aman Allah'ım, duvar açılıyor. Gizli geçit dediğinde böyle olmalı. Peki bu gizli geçidin yerini nasıl öğrendin sen? Şantaj yaparak Jerome'den öğrendim. Jerome'ye cesedi 3 gün boyunca nereye sakladığını sordum. O da bu geçidi gösterdi. Sonra bir gece geçide girerek araştırma yaptım ve mücevherlerin geçidin en sonunda olduğunu gördüm. Ama onu oradan almak için senin gibi ince zayıf birine ihtiyacım vardı. Tamam. Hadi şimdi gir içeriye. Ya girmeyi reddedersem? O zaman elimdeki şu tabancayla seni de öldürürüm güzelim. Gir hadi. Peki. Ama polisin elinden kurtulamayacaksın Thomas. Dedektif Graham belki de şu anda buraya doğru gelmekte. Kapa çeneni de işine bak. Mücevherleri bulmadan bu geçitten dışarı çıkamazsın. Allah'ım, sen beni bu kanlı katilden koru. Graham haklıymış. Bu işin içine hiç girmemeliydim. Durup dururken kendimi tehlikeye attım. Burası da öyle karanlık ve serin ki göz gözü görmüyor. Bu sesler de ne? Anneciğim, farelermiş. Etrafımda cirit atıyorlar. İmdat! İmdat! Gör! Niye bağırıyorsun? Fareler, burası fare dolu. Vazgeçtim, oraya geliyorum. Sakın ha! Mücevherleri bulmadan gelirsen kapıyı üzerine kapatırım Lindsay. Orada farelere yem olursun sonra. Tamam, tamam. Aman Allah'ım. Defolun, defolun diyorum pis mahluklar. Yoksa nereye sakladım mücevherleri acaba? Kafam. Nereye vurdum öyle? Aman Allah'ım, geçit daralmış. Başımı duvara çarpmışım. Bundan sonrasını emekleyerek gideceğim. Ortada mücevher falan göremiyorum. Graham de nerede kaldı? Rooster hastaneye gittiğini söylemişti. Bu saate kadar çoktan gelmesi gerekirdi. Bu da ne? Elim bir şeye değdi. Kadife bir kese. Sakın mücevherler olmasın içinde. Evet. Evet, mücevherler kesenin içinde. Demek Roxy buraya atmış. İşte mücevherleri buldum. Şimdi bu geçitten dışarı çıkmalıyım. Evet. Hey! Lindsay! Mücevherleri buldun mu? Kahrolası herif. Bunca insana şu birkaç parça mücevher için kıydı. Hayır, bulduğumu söylemeyeceğim ona. Mücevherleri versen bile beni yaşatmaz artık. Tek şansım Graham'in gelip beni kurtarması. O gelinceye kadar da burada böyle bekleyeceğim. Evet. Hey! Lindsay! Lindsay, beni duyuyor musun? Hey Lindsay, beni duyuyor musun diyorum. Mücevherleri bulduysan buraya getir. Fazla vaktim kalmadı. Bir saat sonra uçağım kalkacak. Sana sesleniyorum bayan. Anlaşılan buraya gelmek için bir niyetin yok. Öyle olsun bakalım. Madem gelmiyorsun, ben de geçidi kapatıyorum. Bakalım seni kim kurtaracak buradan ha? Son defa söylüyorum sana. Cevap ver Lindsay! Günah benden gitti güzelim. En fazla 2 gün yaşarsın orada. Sonra açlık, susuzluk ve havasızlıktan çırpına çırpına ölürsün. Tabii fareler daha önce işini bitirmezse güzelim. İşte geçidi kapatıyorum.
Talihsiz şeytan. Yine mücevherleri ele geçiremedim. Uçağımın kalkmasına az bir zaman kaldı. Birazdan polisler burada olur. Hemen kaçayım. Lindsay, neredesin? Oho, dedektif Graham. Hayırdır, ne arıyorsunuz burada? Lindsay nerede Thomas? Bilmiyorum. Senin ne işin var burada? Bu ne biçim soru dedektif? Burası benim odam. Lindsay burada olacaktı. Söyle, ne yaptın kıza? Söyledim ya, bilmiyorum. Kaldır ellerini Thomas. Seni cinayet suçuyla tutukluyorum. Ya, söyler misin? Kimi öldürmüşüm? Sakın inkara yeltenme. Jerome'yi gördüm bahçede. O her şeyi anlattı. Yalan söylüyorsun. Hayır. Jerome öldü. Hayır. Ağır yaralanmış ama ölmemiş. Kendisini vuranın sen olduğunu söyledi. Ayrıca dedektif Brewster'ı da öldürmek istemişsin ama o da ölmemiş. Her ikisini de az önce polis arabalarıyla hastaneye yolladım. Cevap ver. Lindsay nerede? Bilmiyorum. Lindsay'in burada olduğunu biliyorum. Bu evin içinde çok sayıda gizli geçit olduğunu da biliyorum. Konuş. Hangi geçide tıktın Lindsay? Neden kendini arayıp da bulmuyorsun dedektif? Benimle oyun oynama Thomas. Yeteri kadar cinayet işledin. Lindsay'i ölüme mahkum ederek suçlarından kurtulamazsın. Beni tutuklayamazsın dedektif. Jerome'nin ifadesi bir şeye yaramaz. Roxy'yi o öldürdü. Daniella'yı da öldürdü. Ama işin başı sendin. Sen azmettirdin. Grayson'ı da sen bıçakladın. Zavallı kız seni teşhis etti. Söyle hadi Lindsay nerede? Anlaşıldı. Aç ağzını. Ne yapacaksın? Aç diyorum ağzını köpek. Avukat istiyorum. Haklarım var benim. Hiçbir şey yapamazsın bana. Sahi mi? Yapar mıyım? Yapmaz mıyım? Görürsün şimdi. Aç ağzını. Tamam. Güzel. Şimdi namluyu ağzına sokacağım. Delirdin mi? Sen ne yapıyorsun? Niye namluyu ağzına sokacağım? Üçe kadar sayacağım. Ya Lindsay'in yerini söylersin ya da üç deyince tetiği çekeceğim. Yapamazsın. Sen polisin. Yaparım. Lindsay benim sevgilim. Onun için yapar. Delir misin? Bir. Öldüremezsin beni. İki. Avukat istiyorum. Haklarımı okumadım. Son şansın. Tamam söyleyeceğim. Çek şu namluyu ağzımdan. Lindsay. Arkamdaki gizli geçitte. Hayatımı kurtardın Graham. Aslında seni o geçitte farelerle baş başa bırakmak vardı ya. Neden? İnadını kırmak için. Biliyor musun, lisede okurken de böyle inatçıydın. Hep kendi bildiğini okurdun. Görüyorum ki yıllar seni hiç değiştirmemiş Lindsay. Haklısın ama bu bana bir ders oldu. Artık inatçılık yapmayacağım. Sahi mi? Nefis. Peki ispatlayabilir misin? Elbette. Evlenme teklif et bakayım bana. Ne? Evlenme mi dedin? Evet, eskiden beri benimle evlenmek istemiyor muydun? Evet ama bunu kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum. Sen teklif et. Peki. Benim gibi hayatı tehlikelerle dolu bir polisle evlenir misin Lindsay? Evet, evlenirim. Aman Allah'ım, inanamıyorum. Gördün mü, bak artık inatçılıktan vazgeçtim işte. Teklifini kabul ediyorum. Ne zaman evleniyoruz dedektif? Bunun için bir şartım var. Neymiş o? Bir daha hiçbir cinayete şahit olmanı istemiyorum. Beşinci ve son bölümü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak ümidiyle, hoşça kalın.